odanın, hani derler ya, barak üniversitesi. Gerçekten de böyle bir disiplini vardı odanın. Herkes kahvaltı dediğimiz birer sallama alır eline. Sallama alır. Yavaş yavaş odaya gider. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oturur, merhaba ederler. Sağdan soldan misafir beklerler. Başka köyden gelsin de havadis versin diye. Misafir beklerler. O misafir geldiği gün buyurun buyurun buyurun. Ona çay, kahve, acı kahve verirler. Ne var, ne nereden geleyim mesela? Geçil'den. Veyahut da Kabakaş'tan, veyahut da Kılcan'dan. Ne var ne yok, oradaki duyduğunu söyler. Herkes dinler. Kimse çıt diye bir şey söyleyemez. Bir müdahale edecek olduğu kim o baştaki oturanın gözüne bakar. Gerçek böyleydi yani. He. Müdahale edemez o adamın konuşuna. Edemez. Ve oturma şekli ayrı odada. Böyle ayağını uzatıp oturamaz. Vardı böyle yasaka sökenip yayılamazsın yani. Yan yatamaz. Normal güzel bir düzen vardı odada. Biz dedemizi de gördük. Dedemizin odası. Dedemizi şahsen görmedim ben. Fakat odasında yaşadık. Höfney dedemizi. Höfney dedemizi. Höfney dedemizin bu şeyi, odası iki taneymiş. Bir kışın ahır odası, ahırdan gelen ısıyı tutuyor. O kışın kahve falan bir şey orada. Öbür tarafta misafir, camlı falan, pencereli olan havalı bir yer. Biraz daha gösterişli. Memuriyet sınıfının geleceği, şey olacağı, bir oda ağırlanacağı. Biz böyle çocuklar falan, yani babanın odada oturuyorsa baba, odanın sahibi ise çocuklar girebilir hizmet için. Yoksa bir taraftan rastgele bir adam gelmiş, çocuğu da beraber orada gevezeli gidiyor, onu koymazlar. O getiremezdi zaten, ayıp diye. Yani girersin, oturursun, işte baş üst tarafta bizim gibiler pavuçluk deriz, altta oturulur. Orada yukarıda oturan oda sahibi olur. Onun yanına itibar ettiği bir kişi olur karşısında. Böyle sırayla rütbe sanki o gelir, o gelir, o gelir. Yukarıdan aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Reçber takımı da gelir oraya. Zaten ateş yok, ısınma yok. Kahve orada bir ufak bir ateşte pişmiş dağılır. Gelmeyen olursa niye gelmedi diye sorulur. Falan niye yok? Şehre gitti. Ya Antep'e gitti ya Nizim'e gitti, gelmedi. Geldi deyine denir. Niye gelmedi? Hasta mı? Hele bir sorun ya falan denir. Sorulur, ilgilenilir yani. Şeyin kahve mutlaka sabahleyin. Sabah kahvesi içilir. Sabahleyin erken kahve yapan adam oda sahibi olsun, başkası olsun. Çok erken, sühürden sonra kahve yapılır. Sabah namazında içmeye başlarlar. Çoban falan bunlar hani geç gidecek ki onlar kahve içebilirler, gelirler. Veya işini başkasına yaptıran bazı şeyler var. Ortakçılar falan. Ortakçılar. Gelir içerler şeyi, kahvelerini. O ilk kahve o zaman olur. Çay yok zaten. Çay sonradan bizim hoca rahmetli çay icat etti. Cemal Hoca. Cemal Hoca. O da çay tiryakisiydi. Dışarıdan İngiliz çayları gelirdi Suriye'den. Onu o içerdi. Bizler bilmezdik çay zaten. Kahve içerdik biz. Kahve de elimize geçerse içerdik. Oraya girerken ayakkabı çıkarılırdı. Torpağın üstünde ayakkabısı çıkardık. Odada bir kutsallık vardı sanki. Yere bak şey derlerdi. Odanın böyle ne bileyim etkisi. Her gün gün kahve bir şey. Her gün oturulur derler. Her gün oturulur. Bir sabah sohbet olur. Bir de öğlenleri falan. Böyle civar köylerden gelen olursa onlara ayrıca ekstradan bir oturma olur. Yemek icap ediyorsa yemek olur. Kahve zaten her gün. Akşam oldu ki mi? Öğlenle herkes kahve yemeğini acıkmışsa yemeğini yer. Akşam oldu ki mi? Hemen mecburmuş gibi odaya gidecek. Gitmezsen o oda sahibi sorar, akşamdan neredeydin, niye gelmedin? He. Akşam herkes odaya gidecek yani. Tabii. He. Sorar o odanın sahibi, akşamdan neredeydin Mehmet
Ahmet, Hasan, Hüseyin, o kaçamaklık yapamaz. Böyleydi yani. Oda durumu da buydu. Odada, o oda sahibi acı kahve pişirir. Acı kahveyi verirken bir düzeni var. Filcanı alırken de bir düzeni var. Kahveyi içer, yeri indiremez. Kahveyi içer, filcanı elinde tutar, bekletir. Bekletir. O kahve veren çocuk gelir, elinden alır. Yerden almaz yani. Yeri indirdiği kimi ceza, o ceza yer. Eleydi. İşe falan gitmezlerdi herhalde, değil mi? Ağalar gitmezdi. Ağaların en büyük şeyi toprak ağaları, hiçbir yerde gitmezdi. O da kızardı babam rahmetli. Ulan bu topraklar sizi barındırmaz. Hiç olmazsa işe alışın. Şehirde okuyun ve okumayan da burada çalışmaya alışsın. Bunlara sahip olun derdi. Uyarmış yani. Uyardı. Arsızına da babamın oda yaptırmasına müsaade etmemiş, rakabet gibi. Hem meclisi bölecek hem dedemin otoritesi nasıldı. Babam da demiş ki, baba demiş sen bu yanlış düşünüyorsun. Benim demiş odama demiş, aklı başında gelen beni saymaya başlayan insanlar gelir demiş. O zaman müsaade etmiş. Yani öyle oda da azap çoban için. Orada lüzumsuzluk yapmaya, ayağını uzatıp oturmaya yapılmaz oda. Odanın da bir oturma şekli var. Dizini toplayacaksın, oturacaksın. Yayılmak yok. Yayılmak yok. Öyle ayak uzatma kadar saygısızlık olmaz. Öyle saygısızlık olur mu? Odada ayak uzatıp oturmak. Gelene ayağa kalkmak bizimkilerin mecburiyeti vardı zaten de. Babam gelince, işte emmilerim de gelince öyleydi. Ayağa kalkılırdı. O da yani muhafaza ettik bugüne kadar. Bugün de artık siyaset oldu. Klasik bakımdan şeyi yok. Evet, eski oda kültürü yok. Eski oda kültürü yok. Ama şimdi onların hiçbiri kalmadı maalesef. Gitti. Gitti oğlu gitti. Ben onun özlemini çekeyim. Ben o hareketin, o misafirin, o ortamın, o ortamın özlemini gerçekten çekiyorum ben. Evet.